Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün elimde gördüğümüz bu güzel modelimizin çalışmasını yapacağız. Modelimizi yeleklerimizde, hırkalarımızda, battaniyelerimizde ya da kullanmak istediğimiz her türlü alanda çok rahatlıkla e, kullanabiliriz. İpimizi ona kullanacağımız, yapacağımız örgüye göre ayarlarsak çok daha güzel sonuçlarımızı alırız. Bakınız modelimiz trabzanlar ve yuvalardan oluşmakta. Trabzan yuva, trabzan yuva şeklinde dizi işlemi yapılmakta. Şimdi birlikte modelimizi uygulamaya başlayalım. Şu şekilde belli bir zinciri çektim. Çekmiş olduğum zinciri modelimizi yerleştirmeye başlıyorum. Geriye dönüşümü sayıyorum. Bakınız 1, 2, 3, 4 ve 5. Beş. 5. zincirimin içerisine geliyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. bir zincir çekiyorum tekrar biraz önceki trabzanımı yaptığım yuvaya giriyorum bakınız batıyorum bir tane V'mi oluşturuyorum 5. zincire battım ve bir trabzan bir zincir bir trabzan aynı yere batarak yuva oluşturdum tığımın hemen başını doluyorum zincir çekmeden tekrar saymaya başlıyorum 1 2 3 4 dördüncü zincir yuvasına geliyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum. Bir trabzanımı ördüğüm yere 4 tane daha trabzanımı ilave ederek toplamda 5 trabzan sayısına ulaşıyorum. 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı ördüm. Şöyle bakalım. Bakınız buradaki zinciri modelimizde uygulayacak herhangi bir lastik ya da trabzanlar zemini olarak da düşünebilirsiniz. Ona göre ayarlamalarımızı yani yaparız. Şuradaki geçişteki ayar çok önemli. Çok fazla birbirine yığdırdığımız zaman modelimiz hoş durmayacaktır. Biraz daha rahat olacak şekilde modelimizi ayarlama yapmalıyız. Tekrar devam ediyorum trabzanlarım ördükten sonra tığımın başını doluyorum ve saymaya başlıyorum 1 2 3 ve 4 Dördüncü zincirimin içerisine geliyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum bir zincir çekiyorum ve trabzanımı ördüğüm yeri batıyorum yine aynı yere bir trabzan daha örerek bir tane V oluşturuyorum Tığımın başını doluyorum. Her iki hem trabzan hem de V'lerimizden sonra zincir çekmiyoruz. Sadece trabzanımın başını doluyorum. Ve saymaya başlıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Dördüncü zincirimin içerisine geliyorum. Ve bir tane trabzanımı örüyorum. Ve bu trabzanımın üzerine aynı yuvaya yani şuraya batmış olduğum yere toplamda 5 tane trabzanımı örüyorum. Toplamda 5 olacak. Sayalım. 3 4 ve 5 beş. 5. trabzanımı tamamladıktan sonra şöyle bakınız bir tane yuva 5 trabzan bir yuva 5 trabzan tığımın hemen başını doluyorum zincir çekmeden ve saymaya başlıyorum 1 2 3 ve 4 dördüncü zincirimin içerisine geliyorum ve bir tane trabzanım örüyorum bir zincir tepeden çekiyorum yine aynı yuvaya batıyorum ve minik bir yuvamızı hazırladık İki trabzan ortasında bir zincir aralarda zincirimiz yoktu tekrar tığımın başını doluyorum ve saymaya başlıyorum 1 2 3 ve 4 4 tane trabzanımı ördüm 4 tane zincir atladıktan sonra trabzanımı battım ve 5 tane trabzanımı örmeye başlıyorum. 2 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı da ördüm. Bakın sonunda şu şekilde zincirim kaldı. 1 2 3 4. Yine dördüncü zincirimin üzerine geliyorum ve bir tane trabzanımı yapıyorum. Bir tane trabzan. Şimdi modelimizi şöyle bakalım. Bakınız modelimizi V ile bir tane yuva yaparak başladım ve en sonda normal 5 trabzanımın olduğu yerde tamamlayarak bir trabzanla bitirdim. Başlangıçta da V'mizden önce bir tane trabzanımız mevcut. Evet trabzanımızla başlayıp trabzanımızla sona erdirdik. Şimdi ikinci sırayı örmeye başlayabiliriz. Birinci sıramızı kurduk birinci sıramızın tam tersi işlemleri ikinci sıramızda çalışmaya başlıyoruz. 5 tane trabzanımın olduğu yerlere yuvamı kuracağım. Yuvamızın olduğu yere 5 tane trabzanlarımızı örerek ilerleyeceğiz. Şimdi birlikte çalışmaya başlayalım. Başlangıçta trabzanımızı örmüştüm birinci sıramızda. Hemen üzerine 3 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, ve 3. Bu yönde, bitiş yönünde çektim. Örgümün ikinci sırasına örmek üzere ardını çeviriyorum. 5 tane trabzanımın tam ortadaki, yani 3. Trabzanımızın tepesine gelerek batıyorum. Bakınız, 1, 2, 3, 4 ve 5. 3. Trabzanın tepesine tığımın başını doluyorum ve batıyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum, bir zincirimi çekip aynı yere yani üçüncü trabzanımın tepesine bir tane daha trabzanımı örüyorum. Bir tane V'mi 3 zincirimden sonra kurdum. Tığımın başını doluyorum zincir çekmeden hemen alt sıradaki V'nin içerisine 5 tane trabzanımı örmeye başlıyorum. Bakın direkt içerisine giriyorum kenarlara batmadan 1, 2, 3, 4 ve 5 5 tane trabzanımı ördüm 5 trabzanımı ördükten sonra yine arada zincir çekmiyoruz zincir çekmeden devam bakınız hem trabzanlarımızın hem de yuvalarımızın arasında hiçbir şekilde zincir çekmeden birbirine takip ettirerek devam ediyorum şimdi e, yuvamın Yuvamı buradaki trabzanın üçüncüsünün üzerine batarak kormaya başlıyorum. Tığımın başını doluyorum ve sayıyorum. 1, 2, 3, Üçüncü trabzanın tam tepesine geliyorum. Ve bir tane trabzan, bir zincir ve aynı yere bir tane daha trabzanımı örüyorum. Ve bir tane yuvamızı üçüncü trabzanın üzerine kurdum. Tığımın başını hemen doluyorum buradaki hazır olan yuvamın içerisinde tam araya giriyorum 5 tane trabzanımı örmeye başlıyorum 1 2 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı yuvamın içerisine yerleştirdim şimdi hiç zincir çekmeden hemen tığımın başını doluyorum ve başlıyorum 1 2 3 üçüncü trabzanımın üzerine batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum bir zincirimi çekip tekrar tığımın başını dolayarak aynı battığım yere giriyorum ve bir tane yuvamı hazırlıyorum yine zincir çekmeden araya hemen tığımın başını doluyorum ve buradaki en son yuvamın içerisine 5 tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 4 ve 5 en son 5 tane trabzanımı ördüm. Başlangıçta ilk yuva yaparak başlamıştık. Bakınız şimdi yuva yaparken zincirimizi dönüp 5.ye batmıştık hatırlıyorsanız. Şuradaki 5.ye battığımız zincirimiz. Tığımın başını doluyorum. Bu zincirimin en tepe noktasına gelerek batıyorum. Ve bir tane trabzanımı örerek bu kenarımı da gerçekleştirmiş oluyorum. Bakınız kenarımızı da güzelce düzelttik. Şöyle görelim. Bakınız, yapmış olduğumuz işlem başlangıçta yuva yaparak başlayarak başlamıştık ve e, trabzanlar grubu yuva trabzanlar yuva trabzanlar grubuyla bitirmiştik. Şimdi ikinci sıramızı bu şekilde tamamladık. Birlikte üçüncü sıramıza da geçelim. Üçüncü sıramıza yine üç tane zincirimi çekerek geçiyorum. Bir, iki, üç bitiş yönünde çekiyorum zincirlerimi ve örgümün yönünü çeviriyorum zincirimi çektikten sonra 5 tane olan trabzanımın yine 1 2 ve 3 üç, 3. trabzanın tepesine tığımın başını doluyorum ve tepe noktasına gelerek batıyorum yuvamı hazırlamak için bir tane trabzanımı örüyorum ve bir zincir çekiyorum yuvamın içerisine yani her iki trabzanımın arasına bir tane zincirimi çekiyorum Tığımın başını dolayarak aynen trabzanımı batırdığım yere gelerek batıyorum ve bir tane daha trabzanımı örüyorum. Ve bakın trabzan grubumun üzerinde V'mi kuruyorum. Altta V, arada trabzanlar yine V'den yuvamızı oluşturuyoruz. V'mizi tamamladıktan sonra tığımın hemen başını doluyorum zincir çekmeden. Buradaki hazır yuvamı görüyorum. Hazır yuvanın tam içine tekrar 5 tane trabzanımı doldurmaya başlıyorum 1 2 3 4 ve 5 beş. 5. trabzanımı da tamamladıktan sonra bakınız bir tane yuvamı yaptım 5 tane trabzanımı ördüm hemen tığımın başını doluyorum sıradaki 5 trabzanın 1, 2 ve üçüncüsünün üzerine gelerek batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum. Bir trabzan, bir zincir ve bir tane trabzanımı aynı yuvanın içerisine örüyorum. Bakınız modelimiz kendisini göstermeye başladı ve tığımın başını doluyorum. Yuvamın içerisine 5 tane trabzanımı örmeye başlıyorum. 1 2 3 4 ve 5 5 tane trabzanı mızı arddı ardına ördük birinci sırada kurmuş olduğumuz sıranın aynısını bakınız 3. sırada kuruyorum Bakınız ikinci sırada farklı yaptık yuvaların içine trabzanı ama 3. sıramızda 1 ve 3. sıramız aynısını tekrar etti. 4. sıramız da 2. sıramızın tekrarı olacak. Şimdi tığımın başını doluyorum. Hemen 5 tane trabzanımın 1, 2, 3, 3. tepe noktasına geliyorum. 1 tane trabzan, 1 zincir ve 1 tane trabzanımı örüyorum. Ve yuvamı da hazırlamış oluyorum. Yuvamı da hazırladıktan sonra tığımın başını tekrar doluyorum en son hazır olan yuvamın içerisine girerek 5 tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 4 ve 5 5 tane trabzanımı ördüm 5 trabzanımı ördükten sonra bakın sıram tamamlandı tığımın başını doluyorum ve üç tane zincir çekmiştim en tepe noktasındaki yere gelerek batıyorum ve bir tane trabzanla yukarıya doğru geçiyorum kenarımıza trabzanımızı örüyoruz. Şimdi bir 2, 3 tane zincir çekiyorum hemen örgümün yönünü çevirerek yine örgümü büyütmeye devam ediyorum. Bu kez bakınız trabzanların üzerine V'mizi kurmuştuk hemen V'mizi kurarak başlıyoruz V'mizin içerisine. 5 tane trabzanımız aralara zincir çekmiyoruz. Tekrar trabzanlarımızın üzerine 3. trabzanın üzerine V'mi kuruyorum. Trabzanlarımı dolduruyorum. V'mi kuruyorum şekliyle örerek çok güzel örgüler örebiliriz. Evet bir model çalışmamızın daha sonuna geldi. Umarım modelimizi beğenmişsinizdir. Hepinizin ellerine, emeklerine, güzel yüreklerine sağlık. Tekrar görüşünceye kadar sağlıkla, mutlulukla, huzurla kalın inşallah. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.